giderim sana Turan kardeş. Ulan ne biçim delikanlısınız be, adamı tutamıyorsunuz be. Sen de mi takamıyorsun? Yapış adama. Marke, marke. Aco, aco, pasta dur be birader. Dur be, bırak oyunumuzu oynayalım. Koş, koş. Şimdi gelip önüne çökeceğim ha. Gel sıkıysa sen koş. Bırak Allah aşkına ya, dokundumsa şerefsizim. Sus konuşma. Be, yuh be öküz. Öküz seni sular lan gavar. Edep öğren, biraz edep öğren be şerefsiz. Susun be, koca adamlarsın. Beytor, beytor kendine gel, dinle hakim olayım. Öküz öküz diyor ya, baksana. Ulan bir gol attın, lan ne malum. Ya ayıp değil mi, nedir bu küllenmeye ayakları? Nerede kaldı senin kabadayılığın koskoca Kürt Beytoğlu? Mağlubiyeti kabul et. Amirim be, gel sen maçtaki gibi hakem ol. Bu Beyto alçağı suçluluk yapmıyor mu ha? Benim annemin tarihi olmuş. Kim dinler bu eskimiş polisi? Bu Beyto meyhane paralarını ödememek için pislik yapıyor. Bilmiş ol. Ulan niye biz ödeyecekmiştik? Maç ortada kaldı bir kere. Baktım karşımda Mahmut amirim. Hemen tabii ben esas görüşüme geçtim tabii. Etti. Ha. Ali Osman nerede biliyor musun dedi. Yoo bilmiyorum dedi. Biliyorsun, biliyorsun. Biliyor bunu söylerken. Bir bak gülüyorsun. Şabak attı bende. Biliyorum dedim. Bak şimdi bu lafı nereye getirecek? Ayakkabı ya. Lan bozma konuyu be. Ben de oraya girdim zaten. Yapamaz ki abicim. İlla muhabbetin içine edecek. Yahu ben bu hikayeyi biliyorum. Biliyorsan biliyorsun. Tamam, sus, dur. Şimdi ben Metazori'yi gördüm dedim ya. Mahmut komiser, Ali Osman'ı bir daha gör. De ki, onu karakolda bekliyorum. Ya bas, ne falan filan demeye çalışıyorum. Çıkarken bir daha döndü. Ha unutmadan dedi. Gelirken iki numara büyük ayakkabı giysin de öyle gelsin dedi. Yani? Anlasana oğlum. Falakaya çekecek ya Osman'ı. Ayakları şişecek ya. Büyük ayakkabıyı ondan istiyor. Ali Osman, gittin mi? Sıkıysa gitmesin. Ya gittim tabii ama dokunmadı bana. Aferin yürekli delikanlıymışsın dedi. Sonra da şöyle bitirdi. Benden sana bir baba nasihati delikanlı. Bu bitirim ayaklarını bırak. Ben böyle çok ayak kırdım. Senin gibilerin sonu ya mahpus tabı ya mezarlıktır. Yol yakınken dön, yazık olmasın sana. Hakikaten onca arkadaşımızın hangisi yatağında eceliyle öldü ki? Ya bıçakla ya kurşunla. Biz iyi geldik bugünlere. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. O zaman hadi bakalım. Bu hafta sıra sende Ali Osman. Bizler yatağında eceliyle ölmeye karar verenler. Nazma. Bizler eceliyle yatağında ölmeye karar verenler, kurşunla göç edenlerin şerefini içiyoruz. Şerefe. Haftaya aynı saatte. Hadi iyi geceler. Aynı saatte. Yine kavga çıkarırsanız ben gelmem. Aman. Çok umurumuzda. Sen benimle geliyorsun. Yok, benim yolum seninkine ters. Bir taksiye atladım mı? Gel oğlum gel. Ya her hafta aynı muhabbet ya. Ya tamam dur, itiştirme. Hadi ya. Ya sana şöyle hesaplı bir araba çeksek diyorum. Bir de delikanlı koyarız direksiyona. Gene mi aynı konu? Bıkmadın mı? Ya ben sana ne anlatıyorum? Evimle halı saha iki adım. Araba neyime benim? Olsun. Ali Osman'a arabasızlık yakışmaz. Hamamda dikkat ettim yine boş dolaşıyorsun. Evet. Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum bilmiyor musun? Su uyur, düşman uyumaz. Uyumuyorlar zaten. Hepsi mezarda. Yarın sabah kahve içmeye gel galeriye. Tam oynarız. Sabahlı sahadayım, fukara günü. Sen gel, gidersin. Ya fukaralar kaçıyor mu? İyi, tamam mı? Tutturdun mu tutturuyorsun ya.
senin haline bak. Ben buradan işi ne? Ay her... Kadın olmayan ev böyle olur işte. Bir hanım lazım sana Osman Bey. Tam takır kuru bakır. Ben bugün ne yemek yapacağım? Elhanım'ın karnını doyuracağına önce evine adam et. Kaçma, kaçma öyle. Nedir bu mutfağın hali? Ağza atacak dirhem kahvaltılık kalmamış. Fazlalıkları mahalleliye dağıt, bozulacaklar. Delinin zoruna bak. Ne bozulması ayol, daha yeni alındı. E somurdanmayı da şu benim az şekerliyi yap. Hani sen sigarayı bırakmıştın? Yok sana az şekerli falan. Huysuz koca karı. Kahve geliyor mu? Söyledim ya geliyor. Kahve geliyor mu? Şimdi söyledim ya. Ne söyledim? Bak onlar iyi haberler değil. Aynı lafı tekrarlayıp duruyorsun, farkında değilsin. Akşam meyhanede lafını unuttum. Hadi gel. Gel bir doktora görünelim. Ben bunak değilim. Herkes unutur. Bizim koca karı da böyle başladıydı. Unutmalar falan. Önce yaşlılıktan dedik, sonra iş çığırından. Hatırlasana bana baba dediği günleri. Çaresiz annemizin babası olduk. Yemek yapacağım diye ocağı yakmış. Tencereyi de ocağın üstünde unut. Ya evi yakıyordu, evi. İyi tamam anladık, ben iyiyim. Hayır değilsin. Ben iyiyim. Değilsin ulan, değilsin. 40 yıllık arkadaşımı tanımaz mıyım ben? Sus. Farkındayım ben olanların, sus. İşin kötüsü, bunama belasının tedavisi yokmuş. Yaşadığım kadar yaşadım be hacı. Evet, unutmak kimseyi tanımamak acı bir şey. Milletin maskarası olmak var sonunda. Ya mesele kimseye yük olmadan eyvallah diyebilmekti. Düşündüm aslında. Kafana bir tane sıkarsın bu iş biter. Ama dinimiz yasaklamış böyle şeyleri. Dur oğlum ne oluyor ya sıkma mıkma. Önce bir doktora gözük. Belki basit bir unutkanlıktır ya. Ha? Hepimize oluyor. Ben de unutuyorum. Kahveler geliyor mu? Lan senin canın küfür istiyor ha. Gözünü seveyim yapma Cemil abi, rezil etme bizi. Ben anlamam, iki haftadır borcunuzu ödemiyorsunuz lavuklar. Bedava sağ yok burada. Önce Necati'leri görelim. Neyi görelim? Parayı lan dümdük. Ya Ali Osman abi, vallahi haftaya ödeyeceğiz borcumuzu. İzin ver bak, bu kadar delikanlı bekliyor burada. Gene mi aynı muhabbet? İyi tamam, gidin oynayın. Borcunuzu da unutmayın. Allah razı olsun babacığım. Yağcılık istemem. Hadi yallah. Hadi beyler. Sen böyle yaparsan burayı nasıl toparlarım abi? Yüz verme bu itlere. Bana bak Zargana, uyanıklık yapma. Adam gibi sıraya gir, asabımı bozma benim. Al şunu, neşelen bakayım. Sağ ol canım. Sen de al sakallı yap. Sağ ol abi. Bu da senin tacettin. Sağ ol abi. Ali Osman abi, şu bizim durumu konuşacak mıyız? Neydi mevzu? Babacığım, anlatmıştık ya. Üstenle manal dükkanı konusunda bir itilafımız var. Ha, şu dükkan işi. Ben o meseleyi düşündüm Tebernüş. Sen bu konuda haksızsın. Bu adama aile bakıyor. Zart diye dükkandan atamazsın. Rüstem'e 2 ay daha mühlet tanıyacaksın. Borcunu gene ödeyemezse bana gelirsin. Tamam abi, sen nasıl emredersen. Allah razı olsun Osman abi. Ne bu surat? Yine içerideyiz abi. Niyeymiş? Nerede yamuk yapmışız? Vallahi bilmiyorum artık. Sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? İyi de Ali Osman abi, ben mi veriyorum bizi birilere sahibi bedava, sen mi abi? Abi, bu kadın yeri belli. Maradan gelenler belli. Hesap ortada. Her önüne gelene böyle merhamet edip para dağıtırsan sonunda işin boku böyle çıkar. Ya Kızılay'a döndü burası. İpini koparan geliyor. Bu bana baba vasiyetidir. Fukaranın çorbası verilecek. Babam hapisteyken bile garibanları ihmal etmemiştir. Ekmeklerini vermiş, kışın kömürlerini dağıtmıştır.
Ben ayakta kaldığım sürece bu böyle olacaktır. Benden sonra ne halt ederseniz edin. Doğru oyna lan İbni. Sıçmayayım ağzına. Lan hergeleler. Burada küfür yok demedim mi size? Efendi olun demedim mi? Kovarım lan sizi, terbiyesiz herifler. Abi, sana telefon var. Ben Ali Osman. Kimsin? Ölüyor. Sürmeli, bu yaptığına ne denir senin? Yani iş bu radyoya gelince mi haber İstemedi verdi? İstemedi abi, ben izinsiz aradım. Anlayınca kıyamet kopacak zaten ama... sonunda dayanamadım. Aramayacaksın diye Kur'an'a el bastırdım. Yok, burada olmaz. Böyle olmaz. Ne yapıyorsun abi? Bu hastanede olmaz. Nakledeceğiz uygun bir yere. Tanıdık doktorlar da var. Anlasana be Ali Osman abi. Artık çok geç. Bu iş bitti. Afet ablam. Son saatlerini yaşıyor. Abi uyandı. Ali Osman. Nasıl? Haber aldın. Sen de Afet Hanım. Niye öyle bakıyorsun? Ben sana dargınım. Kaç yıl oldu? 20 mi 25 mi? Ne aradın ne sordun? Seni bulmak için dünyanın altını üstüne getirdim ama nafile. Tam buldum dedim. Gene serap oldum be kadın. Karın nasıl? Öldü. Yıllar oldu. Canım. Oğlan. O da amansız bir hastalığa yakalandı. İşte. Allah rahmet eylesin. Ah canıma. Ah bu çocuklar. Hep ıstırap veriyor. Sonra evlendin mi? Ya gönül işleri 25 yıl önce bitti benim için. Bir hayırsız kadını sevdiğimden beri. Yaklaş. Yaklaş. Madem buraya geldin. Bunu sana... söylemek çok zor. Doğru mu bu duyduklarım? Süleyman abi, riskimiz yeterli ama noktamız bitiyor. Bakarız çaresine. Tamam mı?
Bahadır sana söylüyorum oğlum, baksana. Yamuk mu? Tamamdır abi. Kızım yapma. Allah'ım tek dur Tanrıcığım. Ondan mı bakıyor? Hadi kızlar kaldırın kıçınızı. Kaldıracak kıç mı kaldı? Bel fıtığından gebereceğiz. Ya Teoman abi garson muyuz, amele miyiz, neyiz ya? Zam istiyoruz. Zam istiyoruz. Zam istiyoruz. Kızdır yok, zam yok. Çalışmak var. Dalga geçirmeyi anında yakalarım. Emro! Şarkı da içimi baydı ya. Bitti. Geldi kim şimdi? Sen yapma bak, monitörden izliyor. Ayıp oluyor ya. Murat! Adın Murat mı? Evet. Annenin adı Afet mi? Niye soruyorsun? Öyle mi değil mi? Evet. Ben buraya şey için geldim. Annen çok hasta. Yani işin doğrusu ölüm döşeğinde. Seni son kez görmek istiyor. Nereden lan o şerefsiz? Nereden lan devam yapmıştı? Burada mı orada? Ellerini göreyim. Aha işte ellerim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Lan bırak kodumun ipini. Hepiniz duyun. Bu dükkana devran reisimiz el koyuyor. Teoman denen godoş mekanı reisimize devredecektir. Devretmezse burayı yakıp yıkacağız. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anladın mı? Teoman daldı bana. Sana gelince Karaca ablamız. Reisin sana özel selamı var. Yakında ikinizle de görüşecek. Abi bir şeyin var mı? Yok yok. Ne iş bu abi? Oğlum burası kanunsuzlar kasabası. Bu herif epeydir peşimde. Telefon falan taciz edip duruyor. Araç istiyor. Karaca için atıp tutuyor. Hepsini dövecektim ama acıdım keretalara. Şöyle bir bantlayalım bari. Gel kız yardım et. Onunla işemedin değil mi? Bu beceremez abi, ben de geleyim. Bu adamları senden ne istiyor? Seni ilgilendiren mesele değil. Annem seni niye yolladı? Nesi oluyorsun? Başka kimsesi yoktur. Söyle ona, benim annem çoktan öldü. Yapma. Kadının son isteği evladını görmek. Yapma. Sen bu işe ne diye burnunu sokuyorsun be adam? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Buraya gelip bana akıllar verip yok anan, yok hasta. Baba. Sen kim oluyorsun ya? Ne? Babanım. Ben de bunu yeni öğrendim. Kimden öğrendin? Annenden. Şimdi bir de baba çıktı başıma. Bak amca. Ben 16 yaşımdan beri yalnızım. Tek başınayım. Ne anne, ne baba. Bu saatten sonra bir babam olmuş umurumda bile değil. Şimdi bana bir iyilik yap ve yok ol. Yapma böyle evlat. Anneni gör, sonra üzülürsün. Gene de şey ihtiyacın olursa bu telefon numara. Bu kadar zamandır neyindeymiş ya? Durumu bu
kadar kötü demek? Hiç umut yok. Çocuğun adı ne dedin? Murat'mış. Bay bay bay. Şerim. İyi de sana niye bir haber vermemiş bu kadın? Vermemiş işte. Yani olacak şey değil. Yani bunun altında yalan dolan yok değil mi? Afet yalan söylemez. Vallahi da şoktayım. Billahi de şoktayım. Yani bunca yıl sonra Allah'ın yaptığına bak ya. Senden bir oğul aldı, bir oğul verdi. Bence Allah Ali Osman için başka şeyler düşünüyor. Çok günah işledim hacı, çok. Ellerimdeki kanlar hala kurumadı. Allah bir biçimde bunun cezasını verecekti. Tövbe de. O zamanın şartları öyleydi, öyle yaptık. Günah bunun neresinde? Allah şahşur tanımaz. Adamın cezasını kesiverir. Bak, karımı elimden aldı. Oğlumu aldı. Kan davasına kurban gitmesinler diye bütün akrabalarımı kendimden uzak tuttum. Yapayalnız kaldım. Şimdi hayatta tutkun olduğum tek insan can çekişiyor. Biliyor musun, buraya gelirken nereye gideceğimi karıştırdım, semtin adını unuttum. Taksici olmasa ayvayı yemiştim. Unutkanlık beni teslim alıyor hacı. Evet, Allah yeni bir oğul bağışladı. Ama aynı Allah onu unutacaksın diyor. Yüzüne bakacaksın ama tanıyamayacaksın diyor. Aldığım canların, akıttığım kanların hesabı böyle soruluyor benden. Bu bedel ödetilecek. Tabuydu evde. Kaç kez öğrenmeye çalıştım. Marazı çıkardım ama ağzını açmadı. Zaten babamın bir başkası olduğunu 12 yaşıma kadar bilmiyordum ki. Yazık olacak sana. Yazık. Tamam Cemil. Benim ne zaman geleceğim belli değil. Ya merak etme, tedarikli param var. Sen işine bak. Hadi sen de dinlen biraz. Yok iyiyim. Çay beni kendime getirir şimdi. Bari ben dışarı çıkıp bir sigara tellendireyim. Niye sana o malı verdi bu herif?
Ne bileyim ben. Karaca. Tamam, arada bir veriyordu. Devran'ı görüyor musun? Hayır. Evet, yani sadece o iş için. Bu boku bıraktığını söyledin sen bana. Söz verdin. İçmiyorum. Çok arada. Karşılığında ne veriyorsun? Nasıl ne veriyorsun? Senden para almadığına göre karşılığını nasıl ödüyorsun bu herife? Şöyle şey, kaynanoğlu hayvan! Ne diyorsun ulan sen? Hem ne ol, mafyozdan mal al, hem küfür et. Siktir lan, siktir git bu evden. Hayır, gitmeyeyim. Murat. Ben bırakacağım bunları. Bak, bunu da atıyorum. Vallahi bırakacağım. Ben sensiz yapamam. Ben seni seviyorum. Bak, ben senin için Almanya'ya dönmedim. Dönmeyeceğim. Ben sadece senin şarkılarını söylüyorum. Bırak ya, çekil. Bu beyazlar adamı mahveder, yok eder. Bu Devran da öyle. Sana kaç kez söyledim. Sen iyi bir çocuksun. Çocuk mu? Yine Almanca Türkçesiyle başladın konuşmaya. Ben Almanca değilim. 18 yaşına kadar burada yaşadım, salak. Yeter konuşma. Sev beni. Murat burada olmalıydı. O annesini çoktan toprağa vermiş. Afet niye bana söylemedi? Neyi? Bir oğlumun olduğunu. Nasıl söylesin? Evliydi. Yuvanı mı dağıtsaydı? Fazla mı? Biraz. Sen devam et düzeltici hanım. Anneni kaybettik yavrum. Annem burada çalıştığımı nereden biliyordu? İzimi nasıl buldu da o adamı yolladı? İzimi hiç kaybetmemişti ki. Gözü hep üstündeydi. Bunları anneciğin sana bıraktı. Zarfın üzerinde de babanın iş adresini yazdım. Telefonu da var. İster git, ister telefon et. Ama ara. Her ne kadar bizi reddetsen de yine de amca. Annemin bir yakını. Ölmüş. Annem ölmüş. Ne çorbası bu? Mercimek. İmrendim be. Cemil, bana bir çorba yolla. Sıcak olsun. Ne hatırladın? Ne? Mercimek ne hatırladı? Hiç. O gece hani herifleri benzettikten sonra beni çorbacıya götürmüştü. Ya ne gecesi be Sürmeli? Ah, ayol nasıl unutursun? Hani serseriler çevirmişlerdi beni bir gece. Beyoğlu'nda hani. Soygun, soygun. Hızır gibi yetişip o itleri eşek sudak gelinceye kadar dövmüştüm. Tek başına. Vallahi hatırlamıyorum. Ay, bu adam beni öldürecek. Gerçi 30 yıl falan oldu ama unutulacak gece değildi. Yok. 30 yıl önceyi nasıl hatırlayayım be adam? Hayatımı kurtaran Ali Osman abidir Cemil abi.
Serseriler etrafımı sarmış. Hem paramı istiyorlar hem de malum şeyi. Birden nasıl peyda olduysa yıldırım gibi pat küt. Neyse. Hani sana açım abi demiştim, beni çorbacıya götürmüştün. Mercimek çorbası içmiştik. Mercimek benim için çok özeldir Cemil abi. Tamam yeter. Kapa artık şu mercimek meselesini. Kapatma. Cemil abi ayıptır söylemesi, ben biraz fazla popülerdim. Efemine bir tarzım vardı. Gerçi babam Konyalı. Eşraftan. Muhteber bir adam ama uzatmayalım. Osman abi beni sokaklardan kurtardı, elimden tuttu. Afet ablanın yardımcısı yaptı ki Afet o zamanların en ünlü şarkıcısı. Hepsi Osman abinin sayesinde. Allah ondan razı olsun yani. Öyle bir insandı ki... Tamam Sürmeli, bitir şu konuyu. 30 yıl ya. Arap ne yaptı? Mühlet istiyor abi. Ödeme yapmadı mı? Çok sıkışmış, yapamadı. Vurun dizinden. Anlayacaksın Cemil abi, bu mercimeğin bende hatırı büyüktür. Senin yüzünden artık mercimek çorbası içmeyeceğim. Osman abi. Ne var? Seni görmek isteyen biri var. Kimmiş? Başımız sağ olsun. Annem bana mektup bırakmış. Babamın sen oldu yazıyor. Öyle mi? Öyle. Bu yüzük seninmiş. Ona hediye etmişsin. Mektup da öyle diyor. Doğrudur. Annem de bana bırakmış. Mektupta babanın olanlardan haberi yoktu diye yazıyor. Annem hamileliğini senden gizlemiş. Neyse uzatmayalım. Ben 12 yaşında piç olarak doğduğumu öğrendim. Piç olarak yaşamayı öğrendim. Sana söyledim. 16 yaşımdan beri evim yurdum yok benim. Bu yüzüğü al. İstemiyorum. Sana ve anneme dair hiçbir şey duymak istemiyorum. Annemin mezarının nerede olduğunu bile bilmek istemiyorum. Bak delikanlı, bizde küçüklere sevgi, büyüklere saygı esastır. Bir ölünün arkasından böyle konuşamazsın. Annen için böyle konuşamazsın. Terbiyesizlik yapma. Elimden bir kaza çıkmadan çek git bu mekandan. Gözüm görmesin seni. Gözlerim öyle diyor. Beni dinleyecek misin? Bak sana ne göstereceğim. Güzel mi? Güzel. Dinle beni. Aslında delikanlıyı bozar böyle sikindiri şeyler ama... gönül işte. Şimdi seninkileri görelim. Yapma. Hani ölüm bizi ayırana kadar birlikte olacaktık? Hı? Kavlimiz böyle değil miydi? Yemin etmedik mi? O yemin sen beni dövmeye başlamadan önce edildi. Beni kullandın. Bana uyuşturucu taşıttın. Kurye yaptın beni. Pisin içine sen soktun. Sen boktan bir Almancı şarkıcıydın. Sürünüyordun oralarda. Seni ben adam ettim ulan. Ben hala şarkıcıyım. Çekilin üstümden. Tamam işte. O bar senin olacak. İstediğin kadar şarkı söyle. Bar mar istemiyorum. Murat'a dokunma. Yeter. Dokunacağım.
O küpeli ipneyi entere giydireceğim. Erkek mi lan o kırık? Erkeklik adamlarına güvenip onu bunu tehdit etmekle olmaz. Penis boyuyla hiç olmaz. Olsa bile kendini Murat'la mukayese etme. Ondan çok geridesin. Dinle soytarı, ben devrem. Bu gece o bar açılmayacak. Ben emir verinceye kadar açılmayacak. Konuşma lan! Abi. Abi bu şeyi unuttun. Ha, eyvallah. Nedir bu? Fotoğraf makinesi. Gözü hep üstünde. Cemil Kıyak çocuktur. Eski milli, biliyor musun? Ama işte hayat. Uyuşturucu, alkol, kumar. Ben Cemil'i hastaneden topladım. Sıkma artık canını. Nasıl sıkmam be sürmeli? Hiç yakışmayacak şeyler söyledi. Ya böyle terbiyesizlik var mı? Tokadı yiyecekti az daha. Bak, bu çocuk benim gibi tuhaf bir yaratığı onu 2 yıl babası sandı. Anladı sonunda benim ne oldu. Annesi de mecburen boğa meselesini açıkladı. Akşamlar. Dur bir fotoğrafını çekeyim. Ayol nereden çıktı bu fotoğraf merakı bu yaşta? Geçen akşam Davet ölüyor, sen fotoğraf çekiyorsun. Sus, kıpırdama. Ben bunları şey için çekiyorum. Hatırlamak için. Niye hatırlamak? Her şeyi, tanıdığım herkesi. Nasıl desem, ben kötü bir hastalığa yakalandım galiba sürmeli. Ay Allah korusun, ne biçim söz öyle? Ne oldu? İyi geceler sürmeli. İyi geceler Osman abi. Kapayacaksın bu mekanı dedim, kapamadın. O zaman sonuçlarına katlanacaksın. Gidelim. Evet.
Karaca, beni duyuyor musun? Yaşıyor mu? Nefes alıyor mu? Al şu çantayı, kızın değil mi? Evet. Ablamız nasıl? Ameliyata aldılar. Bir kaza oldu. Kurşun yanlış adrese gitti. Reis bu den yolu yapan arkadaşımızın cezasını kesmiştir. Arada gerilimden, heyecandan böyle şeyler oluyor. Aslında asıl hedef sen ve Teoman'dı. Teoman'la hesabı kapattık. Öldü mü? Öldü. Aslında sen de ölüsün ama henüz bunu bilmiyorsun. Git istersen. Nereye gideyim? Polise. Kafandan geçenleri biliyorum. Kendi kendine soruyorsun. İmdat diye bağırsam hemen yardımıma koşarlar mı diye, değil mi? Ama anam avradım olsun, hiçbir polis sana yardım edemez. Hiçbir polis. Beni iyi dinle. Bu gece hemen tası tarağı toplayıp ortalardan toz olursan reis yaşamana izin verecek. Şimdi gidiyorum. Birazdan geri döneceğim. Seni burada görürsem puştum polislerin ortasında kafana sıkacağım. Evet. Hangi hastane? Hemen geliyorum. Alo. Cemil, benim Ali Osman. Hemen bana gel. Tedarikli gel. Ne yapıyorsun bu saatte? Uyku tutmadı da. Hayırdır, nereye? Oğlanın başı belada. Ne oldu Murat'ıma? Telaşlanma, hallederiz. Başını yine derde soktu değil mi? Ben de geleceğim. Otur oturduğun yerde. Söylesene canım, ne yapmış? Yıkmışlar ortalığı. Buraya planlı gelmişler. Araç meselesidir. Kolay gelsin başkomiserim. Biraz konuşabilir miyiz? Komiserim, kim bu adamlar? Kaseti niye verdiniz? Sorma, öğrenme, bilme, tamam mı? Allah kahretsin. Allah belalarını... Tövbe tövbe. Doğu Beyaz'da gitmek ister misin? He? Ya da Diyarbakır'a? Hemen yarın. İster misin? Ben istemem. Onun için söylediklerimi kafana iyi yerleştir. Burada bir kaset yok. Kaset koymayı unutmuşlar. Kamera kör. Tamam mı? Hadi şimdi işin başına. Görgü tane bulmaya çalış. Bulabilirsen tabii. Devreni alacak mıyız? Ne alması? Hani delil? İki,
Durum kötü mü doktor bey? Nesi oluyorsun? Arkadaşım. Ailesi nerede? Tehlikeyi atlattı mı? Durum nedir? Siz nesi oluyorsunuz? Çocuğa cevap versene doktor. Siz? Cevap ver. Kurşun karın boşluğuna girmiş çıkmış. Dalak böbrek zarar görmemiş. Büyük şans. Diren taktık. Çabuk toparlanır. Şimdilik böyle. Polise ifade verdiniz mi? Saat kaç? Sabahın 4'ü. Neredeyiz? Tersanedeyiz patron. Ne yapıyoruz? Çalışıyorsunuz. Evet çalışıyorum. İt gibi çalışıyorum. Peki sen? Çağırdınız geldim efendim. Hayır. Doğru cevap şu. Siz çalışıyorsunuz. Ben serserilik yapıyorum efendim olacaktı. Başınızı belaya sokmakla meşgulüm efendim olacaktı. Emniyetten arkadaşlar aradı. Bar basıp ortalığı dağıtmışsın ha? Tamamen iş meselesi patron. O mekanı almam gerekiyor. Sahibi tavır koyunca... Sen de biraz adam vurayım dedin ha? Hayır mesele şu. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Önümüzde dev gibi bir iş varken, onca sorunla boğuşurken... ...sen kıytırık bir mekan yüzünden her şeyi tehlikeye attığının farkında değil misin? Polis peşinde, medya ayaklandı. Ya bu ne salaklık ya? Bak evladım bu operasyon çok büyük. Sen İstanbul ayağının tek adamı olacaksın. Seninle mal dağılacak piyasaya. Bu ne demek biliyor musun? Ayağına gelen kısmetin farkında mısın? Afganistan sevkiyat için haber bekliyor. Sevkiyat ne zaman? Niye sordun? Sana ne? Hayır hazırlıklı olmak için. Her an hazırlıklı olmalısın. Ama galiba seninle bu iş olmayacak. Hayır estağfurullah. Sorumsuz bir adamsın sen. Şimdi söyle bana. Seni unutayım mı? Seni topladığım sokaklara geri yollamamı ister misin? Git çetenle kapkaç işine dön. Liselerin önünde uyuşturucu pazarla, otopark çalıştır. Bu iş senin için birkaç beden büyük belki de. Ben seni gözümde fazla mı büyüttüm? Gözündeki ışığı yanlış mı anladım? Söyle bu işte var mısın, yok musun? Çekil. Çekil gelme üstüme. Dur, yok bir şey. Benim. Korkma sakinim. Hadi uyu biraz. Kız ameliyattan çıktı mı? Bilmiyor musun? Ulan polis varsa var, başlatma polisinden. Gidin kızı alın gelin. Bana varsa onu kurarım. Emre tamirim. Hemen geliyorum, yoldayım. Bir saniye. İçeri silahla nasıl girdiniz? Ne silah? Biz silah taşımayız. Ya üzerinize gelselerdi? Gelebildiler mi? Selamünaleyküm amirim. Gel bakalım, olayların adamı. Ne yapmışsın lan oğlum sen? Ne yapmışım amirim? Bütün barı dağıtmışsın. Sahibini öldürmüşsün. Ortalık yaralı dolu. Mezbaha gibi. O iş istemeden oldu. Piçin adamı korkutacağım derken vurdu Teoman. Ulan kırık. Bana maval okuma lan. Sen vurmuşsun. Yok amirim, iftira. Bakalım mı? İster misin? O ne? Sinema filmi. Adı Devran Teoman'ı nasıl vurdu? Salak herif. Bir daha bana yalan söylemeden önce bastığın mekanın gizli kamerası olup olmadığını öğren. Ulan insan gittiği yeri bilmez mi? Hep senin bokunu mu temizleyeceğiz lan biz? Hep ensende mi olacağız? Ya bana telefon gelmeseydi ne olacaktı? Ya içeri atılsaydın ne olacaktı? Ben amirime... Özür dilerim efendim. Bizim kuş içeride. Bu yüzden operasyonun yerini ve zamanını öğrenmem mümkün değil. Bunu mu diyecektim? Oğlum, böyle gidersen patron seni deşifre edecek, hayatın bir çöplükte bitecek. Görgü tanığı var mı? Yok. Olsa da konuşamaz. İyi. Şimdi git bana bilgi getir. Kaset verecek misin? Merak etme. Emin illerde olacak. Fotoğraflar için de aynı şeyi söylemiştin.
Bizi patronuna götürecek bilgileri getir. Hepsi senin. Ön kapıdan çıkmayalım, tutmuşlardır. Arka kapıyı bulalım. Abi içeride arbede çıkacaktı. Herifler boş değildi. Polisin önünde çatışma olmazdı. Kim bu herifler lan? Tanımıyorum. Ama bu alemden oldukları belli. Birini daha önce Teoman'ın barında görmüştüm. Gerekirse hepsini vurun. Yakın o hastaneyi, kızı alın. Herifler de kimmiş öğrenin. İyi de niye polise gidiyoruz? Niye yardım istiyoruz? Bu adamlar polisin olduğu yere silahla baskın yapıyorlarsa güvendikleri bir şey var demektir. Bu kadar berbatsızlık ayrı alamet değil. Böyle durumlarda kimseye görünmeden yok olmak en iyisidir. Ya kıpırdatmak tehlikeliyse yanlış bir şey yapmayalım. Arkadaşını onlara teslim etmek istiyorsan dönebiliriz. Hayır, yani Karaca'nın hali pek iyi değil de. Korkma, bu yaradan bir şey olmaz. Senin evini biliyorlar mı bu herifler? Herhalde. Evet. Gidecek yerin var mı? Vallahi yok. Taksiye. Geçmiş olsun abi. Hadi gidelim, yürü yürü. Gidelim de nereye gidelim? Sen önce yürü, söyleriz. Merhaba doktor. Ben Ali Osman. Evet benim. Ya kusura bakma böyle uyandırdım ama acil bir durum vardır. Bu hastanelere Hayve'ye gidilir. Olay yaralanma. Yapma ya. Ağır mı? Hayır hayır. Hayat tehlike yok. Pansuman filan. Ha iyi. Gene de tedarikli gel. Bizim fakirhaneyi bilirsin. Evet. Aynı ev. Biz de öğrenecek misin şu gidecek fakirhaneyi? Geldiniz mi? Aaaa! Çek dışarı! Oh. Hırsız var! Çek dışarı haydut! Sen kimin elini koyduğunu farkında mısın? Sus be kadın! Aaa! Son gömleğine soyulursuz gördün mü seni? Tamam. Aman Allah'ım bu ne? Ne oluyor Ali Osman? Sus bağırma! Milleti ayağa kaldıracaksın. Oğlum nerede kaldınız? Meraktan öldüm, İhsan bir telefon eder. Getir şuraya. Uzat ayağını. Yatır oğlum. Önlerinden çekil de yatırsınlar. Kötü bir şey mi olmuş? Ya yok bir şey. Ortalığı belbeleye verme. Ben sana ne dedim lan? Onun suçucu. Ha? Ne dedim lan? Ha? Yok ettiniz lan benim itibarımı. Kuzumuzun önünden kızımı götürdüler. Şerefsizsiniz lan siz. Alayınızın amına koyayım. Lan hepinizin kafasına sıkarım lan. Bulun bana adamı bulun. Bulun. Kızımı bulun. Kızımı bulun yoksa hepinizi yok ederim. Şerefsizler. Yani çocuk kızın sevgilisi. Hı hı. Murat mıydı adı? Hı hı. Ali Osman'ın şeyi olduğuna eminsin değil mi? Hı, oğluymuş eski mesele. Ay çek şu elini Cemil. Tamamdır. Direni çıkardım. Pansuman tamam. Cerrahın da söylediği gibi korkacak bir şey yok. Dinlensin yeter. İlaç yazıyorum. Gel delikanlı, sana anlatayım. Doktora çay. Ya da sor bakalım, belki kahve ister. Olur mu canım? Kahvaltıya davet etsene adamı. Bana müsaade. Kahvaltı hazırladım doktorum, nereye? Gelecek sefer Atiye. Vallahi hastalar çoktan kuyruğa girmişlerdir. Hay Allah. Hadi siz oturun bari. Murat! Hadi Birol Bey. Birol Bey de nereden çıktı canım? Sen de Sürmeli de gitsin. Sürmeli de ne? Benim alemdeki adımdır. Gözlerim doğuştan Sürmeli olduğu için. Ben ifade vermeye gideceğim. O da nereden çıktı? Ben ifade vermeye gidiyorum. Dur oğlum, acelenle. Önce bir oturalım, düşünelim. Düşünecek bir şey yok. Şu kızın haline bak. Teoman abiyi öldürdüler. Ortalık kan gölüne döndü, daha ne olsun? Bir bar dolusu görgü tanığı var. Bırak polis işini onlarla halletsin. Ortalıkta görünmenin zamanı değil.
Hala bu kızın peşinde olabilirler. Cemil abi sen şu ilaçları alabilir misin? Bu adam bana babalık yaptı. Hayatta kimseyi incitmemiştir. Yani öyle biri. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ya? Nasıl dolaşabiliyorlar böyle ellerini kollarını sallayarak? Sen şu işi başından alsana. Efendim? Dün gece olanlar. Biz Karaca'yla sahnedeydik. Teoman abi bardaydı. Diğer gecelerden farklıydı dün gece. Gençler çok iyiydi. Herkes kendinden geçmiş sallanıyordu. Şarkıyı birlikte söylüyorduk. Sonra yüzümde bir esinti hissettim. Kapıya döndüm. Siyah ceketli birileri üzerimize doğru yürüdüler. Ellerinde silahlar vardı. Sonra birden cehenneme döndü ortalık. Yardım edin! Murat! Murat! Ateş edenin Devran olduğuna emin misin? Bütün her şey tam karşımda oldu. Teoman abi Devran öldürdü. Kendi adamını bile gözünü kırpmadan vurabilecek manyağın teki. Kim bu adam amirim? Tanınan biri mi? Başımızın yeni belalarında. Artık moda meslek biliyorsunuz organize işler. Çete kurmak çocuk oyuncağı. Bu da en yeni elemanlardan. Ama gözü kara biri. Kısa yoldan ün yapmak için her işe giriyor. Onun için uzak durmaya çalışın. Kamera. He? Kamera. Barda gizli kamera var. Her şeyi çekmiştir. Buldunuz mu? Bulduk. Ama kaset yoktu. Boştu video. Nasıl olur? Teoman abi hayatta atlamazdı böyle şeyleri. Ya şahitler? Bar tıklım tıklım doluydu. İfade verenlerin hepsi o panik anında kimin kime ateş ettiğini görmediklerini söyledi. O zaman benim tanıklığım var. Yetmiyor mu? Bu iş bulanık bir iş. Biliyorum. Şimdi sahte şahitler çıkaracaklardır. Sahte tetikçiler filan. Ayrıca size de bulaşacaklardır. Yani işin doğal seyri budur. Size düşen bu işten kazasız belasız sıyrılmaktır. Bizim de elimizin kolumuzun bağlı olduğu durumlar oluyor. Bu ifadeye göre gerekeni yapacağız. Ama dikkatli ol. İç kızım. İç şunu. Bak kansız kalmışsın. Murat nerede? Ona ne oldu? Maşallah sen de kurulmuş plak gibisin. Babasıyla dedik ya kızım. Neden burada değil? Çantamda telefon var. Verir misiniz? Murat'ı arayacağım. Vallahi billahi başına bir şey gelmedi. Sapasağlam aslan gibi. Hadi. Hadi iç biraz. Ay bu ağlamak da neymiş? Murat neredesin? Korkma buradayım geldim. İyi misin? Ağrımar mı? İyiyim. Ha? Allah'ım neydi olanlar? Tamam. Üzülme. Sana bir şey yapmadılar değil mi? Hayır. Geçti hepsi. Tamam. Bitti artık. Teoman abi. Durumlar iyi değil. Bu olan çok saf. Dünyadan haberi yok. Büyük bir belanın içine girmek üzere. Allah korusun. Ne diyorsun? Doğru mu Cemil abi? Herifler beter. Acu, ben Ali Osman. Acil toplanmamız lazım. Bütün takımı çağır. Gelince anlatırım ya. Hadi hemen.
Ben hemen çıkıyorum. Kimse bir yere kıpırdamasın. Ayol ne oluyoruz böyle? Pek bir hareket geldi hayatımıza. Sen işine bak Atiye. İyi tamam. İyisin inşallah Devran abi. Şükür koçum, bir yaramazlık yoktur. Nasılsınız Aylin Hanım? Hoş geldiniz. İçeride havalar nasıl? Bulutlu. Telefonla görüşüyor ama hemen gelsin dedi. Ne alırdınız? Sonra. İş sonrası. Ararım. Hayır, riskli bölgeler. Çin hiç olmaz. Banka kredisi mi? Nakit sorununu çözerseniz ben varım. Uzatmayalım, hızlı olalım, hızlı çözelim. Hayır, petrolle ilgilenmiyorum. Tamam, tamam, haberleşiriz. Elindekine dikkat et. Keskin bıçak en çok sahibini kesermiş. Bir kız yüzünden ortalığı dağıtmışsın. Kızın sevgilisi cinayeti senin işlediğine dair ifade vermiş. Kız hastaneden kaçırılmış sevgilisiyle. Yok olmuşlar. Vay canına, bu ne öz patron? Barın gizli kamerası varmış, biliyor muydun? Hayır. Büyük hata, acemilik. Ama şanslısın. Çünkü o gece kayıt yapmamışlar. Yani polisin elinde tanıktan başka bir şey yok. Ben ifadesinin savcılığa gönderilmesini geciktiriyorum. Sen de bu arada o çocuğu bulup ifadesini geri alması için ikna edeceksin. Orası kolay. Ama önce kaçıranı ikna etmeliyim. Kimmiş kaçıran? Emekli olmuş eski bir kabadayı. Ali Osman diye biri. Ne dedin adını? Ali Osman. Ali Osman. Emin misin? Evet. Yani şöyle. Bizim çocuklar kaçıran taksiyi buldular. Oradan evi tespit ettik. Uzatmayalım. Mahalleliler çözüldü filan. Ziyaretine gideceğiz. Eğer o Ali Osman'sa iyi değil. Hiç iyi değil. Bu işi şimdilik bana bırak. Sakın o eve yaklaşma. Baskın yapmayı, kızı kaçırmayı aklından bile geçirme, yakarım seni. Bu işten şimdilik uzakta duracaksın. Niye? Kim bu Ali Osman? Öğreneceksin. Olur mu öyle şey? Niye olurmuş? Asıl senin söylediğin saçma. Bunlar mesele mi şimdi canım? Ali Osman söylüyorsa meseledir. Bırak Allah'ı sen. Bunlar sokak iti. Hepsi o kadar. Bir dakika arkadaşlar ya. Susun biraz. Her kafadan bir ses çıkarsa. Benim anlamadığım şu. Afet bacımızı Allah rahmet eylesin. Murat oğlumuza Allah sağlık versin. O da oğlumuz sayılır. Soruya gel. Bunlar bir yana. Bir fiskemizle yok edeceğimiz şu şey adı neydi ya? Devran. Her neyse, bir hamam oğlanlı mesele miydi? Evet. Aynı şeyi söylüyoruz. Ya siz beni dinlemiyorsunuz ki. Bazen böyle kas kafalınız tutuyor. Diyorum ki adam boş değil. Arkası güçlü değilse kimse bu kadar pervasız cinayet işleyemez. Hastane basıyor adamlar. Ben polise gittim beyler. Başkomiserin yüzündeki çaresiz ifadeyi gördüm. Yapmayın ya. Bu adamı mutlaka deşifre etmeliyiz. Settarım, ne söyleyeceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum senin oğlum. Teoman, anama küfretti diyeceksin. Ben de dayanamadım, korkutmak amacıyla diyeceksin. Arkadaşını kazara vurdun, kasıt yok zaten. Avukatlar yanında olacak. Reis bunu unutmaz. İçeride malsız da bırakmayacağız seni. Hadi koçum, göster sadakatini reisine. Hadi. Tamam abi. Settar işi üstlendi. Ne yapacağını biliyor. Beni ne hale soktun be kadın? Yaktın kül ettin. Ben de seni yakacağım. Puştum yakacağım. Etrafında kim varsa yanıp kül olacak. Hayır, viski var, konyak getir. Ha, vodka da getir. Yabancı marka. Hadi kızım, yutsana. Yutamıyorum, gitmiyor. Benim boğazımda bir problem var. Senin etekliğin var değil mi? Çantamda bir şeyler var. İyi o zaman. Sen bu adamı ne kadar tanıyorsun? Kimi? Onu. Ali Osman'ı. Baba. Hayır. İnsan babasına adam demez.
Ne iş yapar, necidir? Bana pek sağlam bir ayakkabı değilmiş gibi geldi. Bir halı sahası varmış işte. İçinde de lokal gibi bir şey. Onu biliyorum. Ne bilmek istiyorsun? Annemle olan meselesi. Aslın aşkıydı. Ama olmadı. Ali Osman evliydi. Neciydi? Şey, Ali Osman zamanının en büyük kabadayısıydı. Kumarhanesi vardı, kahvesi falan. Bir çeşit mafya yani. Haşa. Ali Osman hiç sevmez böyle yakıştırmaları. O Ali Osman'dı. Yaman bir adamdı. Racon koydu mu bitti. Kanun sayılırdı. Bir nevi Robin Hood'muş yani. Ama baban kimseye benzemezdi. Allah var. Hep fakir fukaraya yardım etti. Annem? Annenin hamile olduğunu anladığında Ali Osman hapisteydi. Sen doğuncaya kadar hamileliğini anlamasın diye ziyaretine bile gitmedi. Ali Osman afla çıkınca afet yok olmayı seçti. Baban... Baban deyip durma. Paspas gibi sinirliyorlar ben ama bende tık yok. Konuştuğuma iyice sinirden patlayacaklar. Başladılar bana su sıkmaya. Ben de suları böyle ağzıma alıyorum. Onları aç. Aleykümselam Davud abi. Emret. Evet. Ali Osmanlı mı? Burada olduğunu nereden biliyor ki? Tamam. Ben onunla görüşür seni ararım. Arayan Davud abiydi. Şu milletvekili de abi. Evet. Bu Tufan Ağızka diye bir iş adamı vardır ya. Ne iş adamı? Mafyanın başta gelenidir be. Evet. Büyük patron derler onu. Seninle görüşmek istiyormuş. Acil yani. Tanıyor musun? Babasını bilirim. Hücre arkadaşımdı. Bir hukukumuz oldu zamanında. İyi de ne acelesi var? Ne oluyor yani şimdi? Görüşmek istiyorsa görüşürüz. Adresi belli mi? Yalnız olmaz. Beraber gideriz. Tekin bir herif değil. Neme lazım? Köfte gününü unutmayın ha. Bak şimdi. Ulan koyun can derdinde. Vallahi ben karışmam. Yengeniz de size zap verirsiniz. İyi. Kadın ya. Hazırlık yapıyor. Ha tamam hadi. Bu ne surat beyefendi? Küçükken de böyleydi. İşine gelmeyen bir şey olunca yallah tüyerdin. Baba demek bu kadar zor mu yani? Ne fark eder Allah aşkına? Baba desem ne olur, demesem ne olur? Yıllarca sana baba dedim de ne oldu? Sen söyle. Söyleyeyim. Vallahi senin ve annemin sayesinde yalanın ne olduğunu öğrendim. Geçmişim yalanmış. Nüfus kağıdım yalanmış. Bildiklerim yalanmış. Her şey koskoca bir yalanmış. Yalan. Evet. Yalan söyledik. Çünkü çaresizdik. Yapacak bir şey yoktu. Ama sana olan sevgim de mi yalandı? Ben seni ayağımda salladım. Koynumda uyuttum. Bokunu temizledim. Yüzme öğrettim. Misamelerde sen benim annem, güzel annem şarkısını söylerken ben gözyaşı döktüm. Bunlar yalan olabilir mi? Sen benim ne olduğumu öğrendikten sonra şey yaptım. Utandım ben. Evden kaçmanın asıl nedeni baba yalanı değildi aslanım. Sen benim şeyim miyim? Eşcinselliğimi kaldıramadın. Yalan bir babadan değil. Eşcinsel babadan kaçtın. İşte bu da senin kendine söylediğin yalan. Efendim Ali Osman abimizi beklerken yanında sizleri de görmek beni nasıl mutlu etti anlatamam. Ben sizin hikayelerinizle büyüdüm. Her biriniz bir efsaneydiniz benim için. Hala da öylesiniz ya. Babamı tanırsınız. Bu alemin içinden biriydi. Ali Osman abim ve babam çok yakınmış. Hapishane hatıralarını anlatırken hep Ali Osman bir tanedir der dururdu rahmetli. Allah rahmet eylesin. İzninizle konuya giriyorum. Ben araya kimseyi sokmak istemedim. Derdimi Osman abime yüz yüze anlatmak en iyisidir dedim. Efendim şimdi benim için çalışan ele avuca sığmaz bir çocuk vardır. Bu bir münasebetsizlik yapmış, olaylara karışmış, suç işlemiştir. Bir başka delikanlı da bu suçun görgü tanıklığını yapmış, olanları polise anlatmıştır. Duyduğum kadarıyla bu delikanlı Ali Osman abimin himayesindeymiş. Şimdi benim ricam şudur. Mümkünse bu genç ifadesini geri alırsa çok iyi olacak.
Çünkü bizim Aylaz'ın şu sıralar içeri girmesi bazı işlerimi sekteye uğratacak ciddi zararlar doğacaktır. Mümkün mü acaba? Himayem'de dediğin çocuk benim oğlumdur. Öyle mi? Bilmiyordum. Bir olaya şahit olmuş. Muhterem bir insan öldürülmüş. Çocuk da gördüklerini anlatmıştır. Yapılacak bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Oğlunu Allah bağışlasın. Yapılacak bir şey yok diyorsun ama olmalı. Burada çok büyük yatırımlardan söz ediyoruz. Üstelik ben bu işte yalnız değilim. Çok uluslu, çok ortaklı bir iş bu. Sizler artık hepiniz iş adamlığını seçmiş abilerimsiniz. Ne durumda olduğumu anlamanızı istiyorum. Siz de yatırımlarınızın başına bir şey gelmesini istemezsiniz. Bakın, araya kimseyi koymadan derdimi anlattım size. Madem bu delikanlının babasısın, bizde baba sözü emirdir. Lafını dinlesin. Dinlesin ki ters bir durum doğmasın. Başkaları araya girmesin. Boşuna canlar yanmasın. Herif resmen hepimizi tehdit etti. Araya kimse girmesinmiş falan. Devran denen her gelenin pervasızlığının nedeni buymuş demek. Ben size demedim mi? Oğlanı uyuşturucu ya da silah işinde kullanıyor. İçeri girmesi işine gelmiyor. Topu sana attı Osman. Çocuk Ali Osman'ın oğluymuş. Söylediklerimi anladı sanıyorum. Oğlunu tehlikeye atmak istemeyecektir ama yine de Ali Osman bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Babamın lafıdır bu. Ötekiler zaten mesajı aldılar. Hepsini kulaklarına çekebiliriz patron. Hayır, gerekirse yaparız. Şimdilik bekle. Osman'ı rahat bırak. Bugün birileriyle bir görüşme yaptım. Hangi birileriyle? Bu Devran denen adamın patronuyla. Devran'ın patronu da mı var? Varmış. Ne istedi? Senin tanıklıktan vazgeçmeni. Sen ne dedin? Konuşurum dedim. İşte konuşuyorum. Hayatta olmaz. Dur öyle hemen. Hayatta vazgeçmem. Oğlum bir dinle. Yok, konuşacak bir şey yok. Dinlesene ya. Neyi dinleyeceğim ya? Teoman abimi öldürdü o herif. Karacan'ın haline bak. O alçağın o şerefsizin yanına kar mı kalacak yaptıkları? Hayır. Ama karşıda kimlerin olduğunu bilmiyorsun. Adamlar çok güçlü, çok karanlık. Kim vurduya mı gitmek istiyorsun evladım? Boşuna konuşmayalım hiç. İnatçılık yapma. Bu alemi tanımıyorsun. Daha mahkeme kapısına varmadan yok ederler adamı. Dinlerler mi seni? Belki seni dinlerler. Ne de olsa eski mafyasın. Ne dedin sen? Mafyasın dedim. Anlaşırsınız. Ne diyorsun ulan sen? Ağzını topla, ağzını. Kim söyledi sana mafya olduğumu? Ben mafya değilim. Hiçbir zaman olmadım. Benim arkamda polis yoktu. Milletvekilim yoktu. Ben ne uyuşturucu, ne silah, ne fahişe sattım. Ben işimi tek başıma gördüm. Düşmanlarımla tek başıma hesaplaştım. Ve yaptığım her şeyin bedelini ödedim. Sen kim oluyorsun da? Sen kim oluyorsun da? Sinirlenme Osman abi. Gel abiciğim. Gel canım abiciğim. Atiye Cemil'i ara çabuk gelsin. Gel havalanalım abi. Gel abi gel. Şöyle otur. Tamam. Bitti, sakin ol. Dur, sana su getiririm, açılırsın. Ne oldu böyle birdenbire? Baban hasta oğlum. Nesi var? Unutkanlık. Yani bir anda öyle kalıveriyormuş. Kimseyi tanımıyormuş. Anlık bunama yani. Sonra yine eski haline dönüyormuş. Al abiciğim. Cemil abi.
İyisin değil mi abi? İyiyim. Ah işte böyle bir an korktuk da. Korkacak bir şey yok. Selamun aleyküm Osman abi. Aleyküm selam Necdet. Yok yok, iyisin maşallah. Oğlum iyiyim dedim ya. Selam Fikret. Selam abi. Hayır, bir şey hissedersen... Uzatma Cemil. Şeytanınız bol olsun. Hayır, sürmeli telaşlanınca... adamda böyle bir olayları büyütme merakı var. Ne tiplerde olur bilirsin. Hoş geldiniz, hayırdır? Kardeşim önce bir buyur et, az şekerlerimizi söyle. Cemil, duydum. Ne oldu? Bir şey oldu, hayırdır? Pek hayır denemez. Battal da ben de kaynakları kurcaladık biraz. Arkası karanlık. Patronu mu kastediyorsunuz? Patron ayrı olay. Asıl mesele başka. Polis de işin içinde değil mi? Ama basit bir çete polis ilişkisinden de öte bir durum bu. Kimse konuşmak istemiyor. Derinlerde bir şeyler var ama ne? Yani dikkatli ol Osman. Burnuma kötü kokular geliyor. Ali Osman mısın? Evet. Ben Devran. Tanıdın mı? Evet. Yarın sabah seninle şöyle bir görüşsek diyorum yüz yüze. İstediğin yerde. Mekanına da gelebilirim. Baba kalbi işte. Sen hala uyumadın mı? Hayır, kolaysa sen uyu. Kaç gündür yaşadığımız maceralara bak. Vallahi tansiyonum ayaklandı yine. Üstelik ben gece kuşuyumdur bilirsin. Kerata Asil'in teki, kavgacı. Hiç laf dinlemiyor. Kime çekmiş acaba? Güzel mekan. İyi kazandırıyor mu? Allah'a şükür bize yetiyor. Ne istiyorsun? Dur be baba, bir soluklanalım. Böyle bodoslamadan girilir mi mevzuya? Peki. İyi. Sen bilirsin. Kızı ver, oğlun yaşasın. Hepsi bu kadar. Bu kadar mı? Sen de biliyorsun ki bir savaş çıkarsa hepinizi siler süpürürüm. Kızı ver. Boşuna kimseye zarar gelmesin. Sen bu yolları bilen bir abimizsin. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et kendini vurmayasın. Delikanlı adam yolu yordan bilir. Raconda sığınanları teslim etmek gibi bir şey var mıdır? Duydun mu hiç? Bak Devran Efendi, sen beni tanımazsın. Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüdü. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Sonunda bir şeyler oldu ve ben silahı bıraktım. Tövbe ettim. Uzun zamandan beri beladan uzak sakin bir hayat yaşıyorum. Yalnız biliyor musun, ben hastayım. Bu hastalık şey, unutuyor. Herkes her şeyi unutuyor. Kafanda ne varsa silinip gidiyor, sıfır oluyor. Bu ne demek biliyor musun? Anlatırsan anlarım. Şu demek, seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım, seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım. Yani benim açımdan artık tövbe diye bir sorun yok. Oğluma dokunursan olacakları artık biliyorsun. Kızı istiyorum. Yoksa zorla alırım. Bu herif pimi çekilmiş bomba gibi. Uyuşturucu belli, yok etmiş, ne yapacağı bellidir. En tehlikeli cins yani. Kız da kız diyor. Belli ki durmayacak. Tamam işte. Meseleyi çözdük. Siz benim çiftliğe gidiyorsunuz. Orası 24 saat gözetimde bulunacak. Halimi biliyorsun. Senden ricam, bana bir şeyler olursa Murat'a ve kıza arka çık.
İkisi de kimsesiz, sahipsiz. Bu ne ya? Beni ne bekletiyorsunuz burada? Uzun sürmez efendim. Çağırdılar, gelmek zorundaydık. Ama hiç merak etmeyin. Adamlarınızdan biri bar sahibini vurduğunu ve arkadaşını yaraladığını itiraf etmiş. Suç deliliyle teslim olmuş. Siz şimdilik gidebilirsiniz. Tahkikat devam ediyor, ortalıkta olur. Ne oldu o kadar iftira karalama? Eyvallah amirim. Hadi kendinize iyi bakın. Beni merakta bırakmayın. Size bulaşacaklarını sanmıyorum ama nerede olduğumuzu bilmiyorsunuz. Çiftliği unuttum. Aslalar gıkım çıkmaz, bilmiyor musun sen beni? Hadi Allah'a emanet. Abi, ben de gelsin. İçim rahat. Sen işin başında ol. Ali Osman'ın eve kız almaya gidiyoruz. Çatışma ise çatışma. İhtiyacınız karşılanmıştır. 24 saat koruma altındasınız. Ben seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Ha, zaten yarın Turan'ın köfte günü. Konuyu ele alacağız. Çözeceğiz inşallah. Sağ ol Hacı. Ya unutma. Bana bir şey olursa... Sana bir şey olmayacak. Senin oğlun benim oğlum. Bizi yere düşürmeden Murat'ın kılına bile dokunamazlar. Hayvan. Neredeler? Yetişemedin canım, gittiler. Üçüncü sınıf bir mafya bozuntusu rahat vermiyormuş da. Ah! Neredeler? Bir kere bilmiyorum sert çocuk. Osman gittiği yeri söyleyecek kadar avanak değildir. Üstelik senin yerinde olsam bunu sormam bile. Osman'ın bela arkadaşları vardır. Sıkıysa bir de onlara görün be ablam ha? İyi fikir, görünürüz. Evi göz altında tutun. Niye kafayı çalıştırıp daha önce burayı kontrol almadın salak? Ah patron ah. Niye bu kadar çok dövmem var? Bilmem. Dövmeyi seviyorum. Küpe de seviyorsun ha? Niye? Sana ne zararı var küpün? Ya bunları daha ziyade şeyler takmıyor mu? Kimler? Şeyler işte. O biçimler yani. Küpeyi herkes takıyor. Niye uğraşıyorsun benim dövmemle küpemle? Annene de böyle asilikler yapar mıydın? Daha beterini yapardım. Ben de asiydim. Belaydım. Hapiste beni susturabilmek için falakaya yatırırlardı. Askı, cereyan, havlu, buz. Yapmadıkları işkence kalmazdı ama bana mısın demezdim. Bilirdim ki annen gelecek. Annem? Annen. Beni hangi hapishaneye sürseler gelirdi. Yaz kış demez gelir bana ceylan kuzuyu söylerdi. Yaralarım birden geçerdi. Biliyorum o şarkıyı. Bizim şarkımızdı. Demek annenin müzik kabiliyeti sana geçmiş. Öyle olmuş. Bana ilk gitarımı annem aldı. Kendi şarkılarımı ilk o gitarla yaptım. Ha, bestecisin demek. İyi. Herkes olamaz böyle şeyler. Okul? Üniversiteden terk. İletişim. Adam olmak için diploma şarttır. Ben okuyabilseydim belki başka bir şey olurdum. Diploma almalısın. Niye doktora gitmiyorsun? Niye gideyim ki? İşte şey için... Unutkanlık meselesi var ya, tedavi falan yani. Doktorun bir faydası yok. Ne biliyorsun? Biliyorum.
Ama da inatçı adamsın ya. Her şeyi sen biliyorsun ya. Buradan hiç gitmesek. Ne olacak bu işin sonu? Bilmiyorum. Daha ne kadar kaçacağız Murat? Yoruldum artık. Uyu. Uyu hadi. Uyuyamıyorum. Bizim evde var bir hasta. Yemez içmez altın tasta. Nedir bu? Annem beni uyutmak için bu şarkıyı söylerdi. Ceylanım hastadır hasta. Ceylan kuzum. Melek misin Ceylan Köfteler ne oldu lan? Patlama geliyor. Açlıktan gebereceğiz be. Tamam be hacı geliyor. Tavuk kanadı kaldı mı? Var var çok. Tribayı yakalamamış olsun. Ağlatmayın şu çocuğu. Bir şerefe damar. Ya anne ne kabuğum vermiyorlar ya. Hacı ya Allah aşkına şu çocuğa bir şey söyle. Evladım rahat dursana. Bak çakacağım bir tane. Tamam dedi ya. Hadi hacı. Kurşunla ölenlerin şerefine. Sürmeli biz iyiyiz. Sen de Cemil'le konuş bir yer bulsun sana. Benim böyle içim rahat değil. Ayol kendime böyle bir ev bulmuşum. Bir yere gider miyim? Gelirlerse üzerlerine Atiye'yi salarım canlarını okur. Atiye nasıl? Nasıl olacak? Söylene söylene alışverişe gitti. Artık bütün gün yok olur. Günah boyuna bence bu karı muhtarla kırıştırıyor. Para biterse Cemil'den istemeyi unutma. Tedarikli olun. Ha tamam. Benim şarjım bitiyor sonra konuşuruz. Haberler iyi mi kötü mü? Buraya bizi seyretmeye mi geldin delikanlı? Ne istiyorsun? Derdin ne? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun yavşak? Efendim? Ne diyorsun sesin gelmiyor. Ben Beyto ne var? Alo. Aslında sadece bir soru sormak istiyordum. O kadar. Tek bir soru. Ama bu sorunun cevabını vermeyeceğinizi adım gibi biliyordum. Sizin gözünüzde ben sıradan bir sokak serserisiydim. Beni tanımıyordunuz. Gücümü bilmiyordunuz. Devran kimdir? Kudreti nedir? Cesareti nedir? Neler yapabilir? Nerelere ulaşabilir? Bilmiyordunuz. Ama artık biliyorsunuz. Beni tanıdınız. Şimdi sorumu soruyorum. Ali Osman nerede? Kulağa delik bir arkadaşım var. Hala teşkilatta.
ne derece doğru olduğunu bilmiyor. Ama birilerinin elinde cinayetle ilgili kaset varmış. Polisin yok dediği kaset varmış. Yani cinayet örtbas mı ediliyor? Eğer böyle bir şey varsa... Devran teşkilata çalışıyor demektir. Muhbir, onun için korunuyor. Bu alemden senin gibi nice delikanlılar geldi geçti. Yaptıkların yanında kalır mı sanıyorsun? Sen kimlerle uğraştığını bilmiyorsun hacı. Ama artık siz kiminle uğraştığınızı biliyorsunuz. Elinden geleni ardına koymayan namerttir. Bilin ki bana kurşun işlemez. Şimdi gidiyorum. Aranızda konuşun. Bir saat sonra arayacağım. İstediğimi vermezseniz yine geleceğim. Bu sefer bir orduyla geleceğim. Ve malınıza değil, canınıza. En yakınlarınızın canına zararım dokunacaktır. Ali Osman'a da bir mesaj yollamalıyız. Etkili bir şeyler söylemeliyiz ki aklını başına toplasın. Kim götürebilir bu mesajı Ali Osman'a? Meselesi sizin başınıza artacak Ali Osman. Geri çekilin. Bu iş tanıklıktan çıktı Talat amirim. Bu adam kızı istiyor. Kıza tutkun. Hasta bu çocuk. Psikopat. O zaman istediğini yapacaksınız. Hı. Yapamam. Kızı veremem. Onlar bana sığınmış bir kere. Şimdiye kadar bana sığınan kimseyi ortada bırakmadım. Bırakmam. Üstelik bu kız oğlumun sevdiği kızdır. Onu almaya kimsenin gücü yetmez. Asmam çardakta, suyu bardakta. Tamam geliyorum Atiye. Bekle kız. Asmam çardakta. Cine canımı okuyacak yemine karıştım diye. Bakıyorum beni çok sevdin sert çocuk. Ziyaretime gelmeden yapamıyorsun. Bu Ali Osman denen adam bizi pek ciddiye almıyor. Onun için seninle bir mesaj yollamak istiyorum kendisine. Ya şekerim nerede olduğunu bir bilse. Bilsen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kıtır kıtır kessen de ağzından laf alamaz. Ayağından assak? Cop soksak? Nafile uğraşmazdım. Senin sertliğin bana sökmez. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt hiçbirinizde yoktu ondan. Anladığım kadarıyla aranızda derin bir muhabbet var Ali Osman'la. Sen de abi, ben deyim babadan da öte. O zaman... Bizim mesajımızı kendisine mutlaka iletirsin değil mi? Görürsem niye olmaz? Neymiş şu meşhur mesaj? Mesaj şu. Kızı versin. Yoksa onun sonu da senin gibi olacak. Süre doldu. Soruyorum, Ali Osman nerede? Onu bana verecek misiniz? Sürmeli! Yardım et! Bir işe yarar bir adam! Hacı'yı arıyorum ama düşüremiyorum. Talat ve Battal'ın anlattıkları önemli. Efendim Cemil. Ne? Kim yapmış, nasıl yapmış? Ne diyorsun? Tamam oğlum, ben seni arayacağım. Ne olmuş? Sürmeli'yi vurmuşlar, ölmüş.
Kim vurmuş? Kim olabilir ki? Durmayacak bu adamlar. Durmayacak. Polise gidelim. Televizyonculara gidelim. Bir şeyler yapalım. Böyle saklanmak da olmayacak. Nereye kadar kaçacağız? Sürmeli onlara ne yaptı ya? Ne yaptı? Git Karaca'yı al. Ne? Hemen Karaca'yı al. Devran geliyor. Yerimizi öğrenmiş. Kim geliyor? Devran. Koş. Çabuk. Karaca. Gidiyoruz. Nereye? Soru sorma. Yürü çabuk. Yol tarafı tutuldu. Araçları da kaçırdılar. Gidecek tek yer orman. Devran değil mi? Devran. Nasıl buldu bizi? Geldiler. Çabuk olun. Ormana kaçıyorlar. Önlerini kesin. Ormana girmelerine izin vermeyin. Kıza dikkat edin. Kımına zarar gelirse hepinizi delik deşik eder. Cehenneme kaçsanız bile peşinizdeyim. Cehenneme kadar peşinizdeyim. Karaca'yı verin. Karaca'yı verin. Bir ses duydun mu? Duydum. Kaçan ördek bağırıyordu. İlk acemi avcılara tosladık diyordu. Kimin sesiydi? Çay. Üç demli çay. Pili bitmiş. Bunu kullan. Cemil benim. İyi misin? Değilim. Yok bir şey, telaşlanma. Pili bitmiş, çok telefonun onun için. Usandım bu kaçma kovalamadan. Bir köşeye kıvrılmak ve sadece uyumak istiyorum. Tuttu kendini. Devran peşimizde ama atlattık. Yerimizi öğrenmiş. Ya bilmiyorum. Bize acil kalacak bir yer lazım. Otel falan olmaz. Kim? Bizim Muharrem mi? Merhaba yenge, geldiler mi? Hoş geldin Cemil abi, geldiler. Afiyet olsun. Abi ne olur? Konuşuruz, anlatırım. Ayşe, Cemil abiye çay getir. Size de zahmet verdik be Muharrem. Ayaklandırdık evi sabah sabah. Bu evin asıl sahibi sensin. Yaptıklarını unuttuk mu sandın? Tamam, kapat. Olmuş bitmiş şeyler. Bu kahve soğuk be. Yenisini söyleyeyim. Yok canım. İş olsun diye işte. Borsa yükselmiş. Sana yarar. Ben dolara döndüm çoktan. Biz ne yaptık be? Ne dedin? Hiç.
Hanginiz yaptı bunu? Aramızda konuştuk önce. Hepinizin kararı. Öyle mi? O herif sana bir oğluna dokunmayacağını söyleyince... sadece kızdalanları bilmiyorsun Ali Osman. Hepimizin iş yerini bastı. Ortalığı yaktı yıktı. Hadi ne olacak? Gelen mala gelsin diyecektik ama... herif dilinin teki. Ne yapacağı belli değil. İşin ucunda çoluk çocuğumuz vardı. Öyle isimlerden, öyle makamlardan bahsettiler ki elimiz kolumuz bağlandı. Kimi araya sokmak istediysek reddetti. Bu iş bizim kudretimizin çok üstündeydi. Sen benim en yakınımdın. Hapishane arkadaşım. Biz hücrede kuru ekmeği paylaşmadık mı seninle Hacı? Birlikte işkenceden geçmedik mi? Racon kesmedik mi? Ben Murat'ı, oğlumu sana emanet ettim. Sen ise emanete ihanet ettin. Söyle şimdi ne yapayım ben sana? Çekip vurayım mı? Ezip geçeyim mi seni? Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Dördünüz bir sürmeli etmezsiniz. Sana bir haber vermeye geldim. Dinliyorum. Senin adam bar bastığı gece... Devran. Evet. O gece olaylar olurken gizli kamera varmış. Biliyorum ama video cihazı boşmuş. Ya yanlış biliyorsan, ya kaset varsa... Ortalığı bulandırmaya mı çalışıyorsun sen? Baban yaşasaydı sen Ali Osman'la nasıl böyle konuşursun diye tokadı basardı. Lafına dikkat et. Kaset var mı? Var. Cinayet kasette var. Polis cinayeti biliyor. Görgü şahidine ihtiyacı yok. Madem biliyorlar, niye Devran'ı tutuklamıyorlar? Sence niye? Oğlumun başına bir şey gelirse Devran kadar sen de sorumlu olacaksın. İnan seni polisten daha önce bulur. Bu telefon güvenilir mi? İyi. Senden bir şey öğrenmeni istiyorum. Hemen. Şirkete dönüyoruz. Ne oldu? Gitti. Karaca gitti. Nereye? Bilmiyorum. Ben biraz dalmışım koltukta. Sonra şey oldu. Uyandım yoktu. Ayşe abla ben alışverişe gidiyorum. Uyandırmayın demiş. Çıkmış. İyi işte. Alışverişteymiş. Hayır. Dönmeyecek. Biliyorum. Evet dinliyorum. Eminsin yani. Kaset varmış. Niye bana yok haberi geldi? Çok gizlilik bana işler mi lan? Sizler ne boka yarıyorsunuz o zaman? Niye varsınız? Adam burnumun dibinde polisle koyun koyuna yaşıyormuş. Bitti mi? Bitti. Gitmek? Yok.
Artık yanındayım. Ama bir şartım var. Şart falan değilim, şey. Peki. O çocuğa dokunmayacağım. Söz mü? Sen kiminle konuşuyorsun kadın? Kızım. Benim için mi döndün? Kimin için olacak ki? Ona söyledin mi? Hı. O zaman söyle. Efendim? Benim. Neredesin? Dinle Murat. Ben bu durumdan çok sıkıldığımı söylemiştim sana. Cidden çok sıkıldım. Bünyem kaldırmıyor artık. Sen de ben de perişan olduk. Babanın hali daha beter. Adam zaten hasta. Yazık değil mi ona? Bu yaşta başına gelenlere bak. Yani bence kendine sakin bir hayat kurmalısın. Ben de öyle yapacağım. Sanırım Almanya'ya döneceğim. Bir de... Artık sen de baban da sokağa rahat çıkabilirsiniz. Sorun kalmadı, hoşça kal. Karaca Devran'ın yanında. Gel. Gel. Seni ne kadar özlemişim be kadın. Ah ulan ah. Bir kendime kesmediğim kaldı be. Çok yorgunum Devran. Efendim. Abi çok mu acil? Evet amirim, dinliyorum. Deşifre oldun. Ne? Ne demek bu? Bülbülün ötüğü anlaşıldı. Yani? Patronun saklanan kaseti öğrenmiş. Abi yapma. Bu benim idam fermanım demektir. Yapma abi ha. Ulan asıl sen yapma dediğimiz her şeyi yaptın. Bir kız için kendini yaktın salak. Artık seninle işimiz kalmadı. Açığa çıktım. Abi patron beni sağ bırakmaz. Derimi yüzer. Cinayet masasını da unutma. Hayat boyu peşinde olacaklar. Bu kaset yüzünden üzerimizde büyük bir baskı var. Afiş olduğuna göre kaseti emniyete vermek zorundayız. Beni korumayacak mısınız? Oğlum bizi kim koruyacak? Patronu bitireceğiz dedik. Rezil olduk. Şimdi her şey baştan alınacak. Senin adın Gölge, sana bir şey olmaz. Olur. Kural belli. Çuvallamayacaksın. Bir de basının diline düşersek... dibi boylarız. Herkes başının çaresine bakacak. Sen bizi tanımıyorsun, biz seni tanımıyoruz. Abi madem benden vazgeçiyorsunuz... şu fotoğrafları alabilir miyim? Fotoğraflar? Ha şu fotoğraflar. Tamam. Bakalım çaresini. Şimdi hemen en uyanık adamını Marmaris'e yolla. Bir tekne kiralasın. Ayıptır sorması, neler oluyor abi? Kulan para sarmasına geldik piç. Beni imha edecekler. Yurt dışına kaçıyoruz. Hemen hazırlan. Bütün işleri organize etmeliyiz. Senetler, mallar. Bu işleri kime bırakacağız konuşmalıyız. Hadi. Tamam Cemil, orada buluşuruz. Çok dikkatli ol, etrafını kolla. Bu işin içinde bir iş var. Ne gibi? Bu kız böyle konuşacak bir kız değil. İyi de onu kimse zorla götürmedi ki bu evden. Anlasana, bizi korumak için gitti. Olabilir ama şu anda yapacak bir şey yok. Olmalı. Bir şeyler yapmalıyız. Ne? Bilmiyorum. Senin adamların var, tanıdıkların falan. Artık yok. E bul birilerini, bir şey yap.
Ne yapayım? Ne yapayım? Görmüyor musun? Çıkmazdayız. Herkes çözüldü. Bütün yakınlarım. Görmüyor musun? Her dakika daha kötüye gidiyorum. Bütün derdim, beynim tamamen durmadan seni şu pislikten kurtarabilmek. Sonra ne olursa olsun. Peki Karaca ne olacak? Halledeceğiz, göreceksin. Devranın suyu ısınıyor. Şimdi ben Cemil'le buluşup Sürmeli'nin cenaze işlerini halledeceğim. Sakın bir yere kıpırdama. Ne olursa olsun beni bekle. Hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Önce adalar, sonra Almanya. Senin memleketin. Küçük bir balayı. Hı? Reis, ziyaretçin var. Hadi. Hayırdır Mustafa abi? Malları koyacağın depoyu görmemiz gerekiyor Devran'ım. Nereden çıktı şimdi bu? Ne mal var daha ne bir şey? Patronun emri. Gidin görün, güvenliğinden emin olun dedi. İyi. Selim'i vereyim yanınıza, gidin bakın. Yok, sen de geleceksin. Patronun emri? Patronun emri. O zaman önce bir patrona uğrayalım. Konuşacaklarım var zaten. Önce ben bir telefon edeyim. Biz yokken tahsilat işleriyle Aliço ilgilensin. Konuş onunla. Kasadan yeterli dolar al. Tamam, gelsin dedi. Ama vakti azmış. Akşama ne yapıyorsun güzel kız? Devran Bey geldi efendim. Al içeri. Gel Devran, gel kardeşim. Şimdi ben senin deponun gözden geçirilmesini istedim çocuklarına. Yanlarında olursan iyi olur. Akla soru gelir, cevap isterler filan. Doğru mu? Doğru. Benim babam da senin gibiydi patron. Kimseye güvenmeyeceksin. Kendi işini kendin göreceksin derdi. Bir başka nasihatı da şuydu. Sana yapılanı yapanın yanına koymayacaksın. Göze göz, dişe diş. Doğru mu? Doğru. Düşün, bunu söyleyen adam hırsızın tekiydi. Önce anam, sonra babam öteki dünyayı boylayınca beni yetimhaneye postaladılar. Kimsesizim yani. Yetimhanede sübyancı bir görevli vardı. Hemen bana yanaştı. Dokunmaya falan başladı. Bir, iki, üç. Herif peşime bırakmıyor. Evet. Bir gece, hani yangın kovaları falan vardır böyle yerlerde. Yanlarında kum, yangında kullanılan balta falan bilirsin. O baltalardan birini duvardan aldı. Doğru görevlilerin koğuşuna. Sübyancı bir hordamadır tutturmuş. Yanına yaklaştım. Baltayı kafasına... Kafasını kestim adamın. Sen bana geçen gün keskin bıçak önce sahibini keser diye bir laf ettin değil mi? İşte kesti. Göze göz, dişe diş patron. Tamam patron, emriniz olur. Hemen gidiyorum. Mustafa ile konuşacakları varmış. Kimse girmesin dedi. Hadi eyvallah güzel kız. Amirim benim. Devran. Patronla ilgili bir haberim var ki olay olacak.
Telefonda olmaz, hemen buluşalım. Gelirken şu resimleri getirmeyi unutma, değil mi? Aç şu telefonu be Karaca, aç be. Anlat bakalım da anlayalım, bizi niye ayaklandırdın? Abi getirdin mi şeyleri? Şeyleri getirdim. Al bakalım. Bana bunu nasıl yaptınız be abi? Bir delikanlıya bu nasıl yapılır ya? Sen bizim alemde işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor musun? Kişisel bir şey değil ki bu. Yaptığımız iş pis. Unut bunları artık. Anlat bakalım. Unutmak mı? Beni insanlıktan çıkardınız. Zorla ispiyoncu yaptınız. Maymuna çevirdiniz aslan gibi bir delikanlıyı ya. Yıllardır cehennem hayatı yaşıyorum, bu resimler bir gazetede çıkacak diye. Paranoyak oldum, psikopat oldum ya. Uyuşturucu manyağı oldum. Tamam mı, satma? Bunlar bizim hayatımızın bir parçası. Hamama giren terler. Şimdi ne söyleyeceksen söyle. Haber ne? Haber şu. Patronu kestim. Ne? Patronu kestim. Öldü. Kollarımda öldü. Lan Allah belanı versin manyak herif. En büyük kaynağımız da o bizim. Bütün hazırlıklarımızı yerle bir etsin. Orospu çocuğu. Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl? Böyle. Ben gidiyorum, aklım oğlanda. Abi, ben seninle geleyim. Ne olur ne olur. Yok, sen sürmelinin defin işiyle ilgilen. Eve ne zaman geleceksiniz? Hayır, tamam, yeter. İçim şişti vallahi, gözlerim kurudu. Karnıyarık yaptım, seversin. Yanına da pilav. Hepinizden Allah razı olsun. Bana çok yardımınız dokundu. Bu yoksulları unutmayın yeter. Hadi Allah'a emanet olun. Yenge. Devran abim aradı. Hazır olmanı istedi. Gidiyoruz. Bir telefon edebilir miyim? Abla biliyorsun. Abim telefonunu aldı. Yasak. Annemi aramak istiyorum. Veda edeceğim. Meraktan ölür yoksa. Ne olur Selim abi. Aramızda kalır. Anne. Anneciğim. Sus, sakın konuşma. Ne olur sadece dinle. Sesini duyarsam ölürüm. Ben gidiyorum. Bir daha karşılaşacağımızı sanmıyorum. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Ben sadece seni sevdim. Bana şarkılar söyleyen sesini sevdim. Saçımı okşamanı sevdim. Korktuğum zaman bana sarılmanı sevdim. Hayatımın en güzel günlerini seninle birlikte yaşadım. Biliyorum beni affetmeyeceksin. Ama bunları söylemek zorunda. Karaca, sevgilim gitme, ne olur gitme. Gitmesini istemiyorsun demek. O zaman gel abi. Sakın gelme, seni öldürürüm. Cesaretin varsa. O yürek var mı sende? Söyle yerini, geliyorum. Ben seni aldırırım. Olmaz. Yanımdakilere zarar vermeni artık istemiyorum. Yerini söyleyecek yürek var mı sende? Yalnız geleceğim. Milleti peşine takarsan. Karaca yanındayken böyle bir şey yapabilir miyim? Yapmazsan iyi olur.
Bu kızı iki ateş arasına artık sokma. Geleceğin yeri söyle. Biliyor musun prenses? Benim çocukluğum kopillerin içinde geçti. Babam gibi hırsızlık yapıyordum. Yetimhaneden kaçtıktan sonra yani. Resmen çeteydik. Reisimiz vardı. İşe çıkardık. Bir gün reise ben gelmeyeceğim dedim. Serde serserilik, asilik var ya. Böyle bir tırmane gibi bir yer değil. Sobanın üzerinde çaydanlık var. Su ısıtıyorlar. Ben gelmeyeceğim deyince reis çaydanlıktaki kaynar suyu üstüme boşalttı. Böyle bir yanma olamaz. Böyle bir acı olamaz. Ama inan bana, o gün bile canım bu kadar acımamıştı. Biraz önce bu ülkenin en karanlık adamlarını gözümü kırpmadan öldürdüm. Halbuki o adamların benden tek istedikleri aşkım aşkı bunu tutup işime bakmamdı. Önüme servet döktüler. Ama ben seni seçtim. Sense bana yalan söyledin. Aldattın beni. Gururumu kırdın. Karaca. Ah Karaca. Ne de güzel bir adam var senin. Merhaba kızım. Hoş geldin Ali Osman abi. Muharrem de neredeyse gelir. İyi. Murat ne yapıyor? Murat gitti. Nereye gitti? Vallahi yer gibi gitti. Birileriyle telefonda konuştu. Gazetenin üstüne bir şeyler yazdı, fırladı. Çay demlemiştim halbuki. Hangi gazete? Aha, aha bak. Bu mekan bizim terbiyesizleri yola getirdiğimiz, yavşakları, kırıkları adam ettiğimiz mekanlardan biridir. Bakma öyle hırsızlık mallarının toplandığına. Çok büyük işlerin merkezi olacaktı. Öyle planlamıştık ama kısmet değilmiş. Abi geç kalıyoruz. İstanbul ayaklandı bugün. İki önemli kurban verdi. Peşimizdeler. Gideceğiz buralardan haliyle ama seninle görüşmeden olmazdı. Yürekli delikanlıyız. Gel dedim, geldim. Geldin de şimdi ne yapacağız? Öyle ya. Ortada bir kız ve onu isteyen iki erkek var. Bu iki erkekten biri fazla yani. Bunun kim olduğunu niye Karaca'ya sormuyoruz? Yok olmaz. Karaca yalancı. Bir dediği ötekini tutmuyor, güvenilmez. İşi biz çözeceğiz. Üstelik zorbalık falan da olmayacak. Basit bir oyun oynayacağız. Kaybeden voltasını alacak. Ne oyunu ya? Ben oyun mu oyun oynamam. Eğer kendine güveniyorsan... Lafımı kesme benim. Karaca'yı götürmek istiyor musun? Evet. O halde oynayacaksın. Ne oyunu bu? Şu meşhur Rus ruletini bilirsin. Ben bu oyunu çok severim. Deme piç. Bak bu çok anlamsız. Kendime göre bu oyunu biraz geliştirdim. Daha çok heyecan katmak için. Yakında patentini alırım devran ruleti diye. Vallahi. Şöyle yapıyoruz.
Önce birer mermi koyuyoruz. Sonra topları çeviriyoruz. Şimdi gelelim benim boyuna getirdiğim yeniliğe. Devran lütfen yeter artık. Biliyorsun Rus ruleti tek tabancayla oynanır. Bir oyuncu şakağına dayanan hamleyi tetiği çeker. Tetik boş düşerse öteki alır. Bu mermi patlayıncaya kadar devam eder. Devran ruletinde ise ikimizin de elinde birer tabanca olacak. Birbirimizi şakağına dayayacağız. Üçe kadar sayıp aynı anda tetiğe asılacağız. Hangimizin kısmetine mermi düşerse öteki karacayı alıp gidecek. Kazanırsan kimse sana dokunmayacak. İşittiniz mi? Saçmalık bu. Ha. Burada sürpriz şu. Ya ikimizin silahı da aynı anda patlarsa? Karaca kendine yeni erkekler arayacak. Devran yeter artık! Batı'ya! Şimdi soru şu. Sevdiğin kız için bunu yapacak cesaretin var mı? Al bakalım. Hayır yapmayacağım. Al şunu. Al diyorum daya şakağına. Hayır olmaz. Ne o? Karaca için hayatını ortaya koymaya korkuyor musun? Yapma Devran. Murat'tan ayrıldığımı biliyorsun. Yapma. Telefonda öyle konuşmuyordun ama. Adisin lan sen. Hani bana dönmüştün? Hani beni ben olduğum için istiyordun? Bırak git. Daya lan daya. Daya şunu. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Aklını kullan. Tetiği çekmezsen hiçbir şansın kalmaz. Erkek ol çek tetiği. Erkek ol. Ne misin sen be? Ne yapıyoruz biz? Bırak silah. Kime ne ispat etmeye çalışıyorsun? Bak nasıl bir adamı sevmişsin bak. Ötleyin teke baba. Altına mı işedin yoksa? Çekecek misin tetiği ha? Çekecek misin? Vurma. Çekecek misin? Vurma! Sayıyorum. Şunu. Sayıyorum. Bir, iki, İşte bu. İşte bu. Gördün mü? Ölüm korkusu seni ne hale getirdi? Hani karşılıklı çekecektik tetikleri? Cesaret etsinden sınıfta kaldın dümdük. Kırıksın lan sen. Lale. Ödlek. Yaşama hakkın yok lan sen. Tamam vur be. Hayır Devran. Ne istersen yapacağım bıraksın. Vur ulan poş. Kırık sensin. Sülalendir. Vur ulan. O mermi namlulun altından nasıl olsa geleceğim. Ben seni tanrına aldırdım sülaleni ulan. Vursana ne kadar geç gelirse o kadar ceza alacak. Vur! 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 Polisiye mi haber verdin lan? Hayır. O geliyor. Kim? Ali Osman. Bak önüne kalacaksan bu adamı al. Kaç kişi indirdi kılı bile kıpırdamıyor. Bakıyorum gene kendini savunamayacak silahsız insanlara efelik taslıyorsun. Ona buna hava atıp duruyorsun ama sen ciğeri beş para etmez aşağılık bir serserisin. Eğer sende şu kadar yürek olsaydı silahsız bir adamı öldürmezdin. Kimmiş bu adam? O kadar çok adam öldürdüm ki. Sürmeli. Sürmeli de kim? Vay be. Bu ne be?
Hatırladın mı? Bir daha vur, belki hatırlarım. Hatırladın mı? Kim lan bu sürmeli? Sana döve döve hatırlatacağım. Yeter yüzüme vurma, Karaca beğenmeyecek beni. Zaten bu halimi de pek tutmuyor ya. Hatırladın mı? Yoksa şu şey adam mı? Kırık hani. Eğer oysa inanılmaz bir ibneydi. Son lafı neydi biliyor musun? Bendeki göt sizde var mı dedi. Lafa bak ya. Vallahi çok taşaklı adamdı. Adı ne demiştin? Adı. Sürmeli. Adı Sürmeli'ydi. Annemin can dostuydu. Senin hayatta en güvendiğin adam. Bana babalık yapan adam. Hatırladın mı? Sürmeli. Boşuna yorma kendini. Hatırlamıyor işte. Bana unutacağım dediğinde söylemeye çalıştığı demek buymuş. Hastalığı böyle bir şeymiş. Vay be. Ulan bir de ben kendimi vahşi zannederdim. Üzerimden tır geçti sanki. Zamanlaman kötüymüş be ihtiyar. Ters o yakalandın. Bence işi hemen bitirmeliydin. Uzatmayacaksın. Baba, kendine gel Allah aşkına. Ben Murat. Oğlun, hadi. Bu adamın yaptıklarını yanına mı bırakacaksın baba? Boşuna nefes tüketme. Baksana. Uçtu gitti amcam. O şimdi başka bir alemde. Zaten bırak orada kalsın. Kendisi Leyla oğlunun öldüğünü öğrenirse kahrolur ihtiyar. Gittiği yerde kalsın. Zaten bu pışkalleş dünyada hatırlanacak ne kaldı ki? Herkes hain. Bak benim gitmem lazım. Bütün İstanbul polisi peşimdeyken lafı fazla bile uzattım. Hadi Karaca gidiyoruz. Hoşça kal Murat. Oyunu sen kaybettin. Babana Karaca'ya veda et. Hatırladım. Sürmeli. Ne? Öldürdüğün adam. Arkadaşım Sürmeli. Seni bekliyor. Eğer bu alemde Ali Osman'a meydan okuyacaksan... onun kaç tabanca taşıdığını bileceksin. İyi. Kulağıma küp olsun. Baba! Vurun musun? Baba. Baba. Bir daha söyle bakalım. Senin ağzından duyunca bir tuhaf oldum. Bu benim anne ambulans yağırmamız lazım. Sen kıpırdama, ben şimdi hemen. Telaşla. Bu iş bitti. Ne demek bitti? Ne demek bitti? Olmaz öyle şey. Bir şey yok bu yarada. Canın acıyor o kadar. Baba kendini bırakma Allah aşkına. Bana bunu yapma. Gitme sakın baba. Sakın gitme baba. Hiçbir şeyi unutmadan ölüyorum. Seni, anneni, Sürmeli, Karaca'yı. Rahmetli oğlum, annesi gözümün önünde. Sen baba dediğinde duydum. İyidir. Gitmenin tam zamanı. Cemil, Atiye'yi ortada bırakmayın.
fukaraların çorbasını unutmayın. Kimin çorbasını unutmayın dedi? Öyle mi? Ana böyle bir ölüm yakışırdı. Hali olsun abi. Bu dünyadan kurşunla göç edenlerin şerefine. Şerefine. Murat. Bir ara içeri gel de şu hesaplara bir göz atalım. Ha? Cemil abi çorba işini unutmuyorsun değil mi? Merak etme. Atiye abla hazırlıyor yarın.